Evet. Hemen hemen tam bir sene sonra bu motorla tekrar yoldayım. Şimdi yine motora bir alışma şeyi yapıyorum. Sakin sakin. Ağırlığına bilmem nesine. Bu sefer biraz daha uzun bir yoldan gideceğim. Şöyle şu kalabalıktan bir çıkayım. Yavaş. Sakin ol. Şimdi bu motor abimin, Rıza'nın kendi motorundan uzak kaldığını memleket ziyaretinde böyle farklı abinin motorunu denemek güzel oluyor. Ağır motordu da. Kaç sırımdır bu? Çok sırımdır bu. Kabasaklı versus 610'du. Geçen yıl bu zamanlar yine böyle bir sürüp tadımlık adında yayınlamıştım videoyu. Şimdi bir sene sonra ben de biraz daha tecrübe edeyim. Motorun bazı ayarları farklı. Suspansiyonunu sertleştirmiş. Hava da daha güzel. Geçen videoları. Benzin mi almış bakmadım. Var. Biraz daha şehrin etrafından böyle bir tur atacağım. Bu yoldan bir tür arabayla gittim ama çok net de hatırlamıyorum ya. Kalkan nereye ikizleri? Otobüle buraya da koysanız değil mi? Yine sadece oraya koyduğunuz. Evet. Şimdi benimkinin tersine sinyal yukarıda mı? Konu aşağıda. Yanlışlıkla millete selam veriyorum şu an. Evet, Rize güneşli. Sıcaklık güzel. Bugün Mart'ın 12'si. Yaka mikrofonu aldım. İnşallah ses iyidir. Benim önceki kullandığım mikrofon artık Rize berbat bir hale gelmişti. Çok da öyle bir iddialı bir şey almadım ama daha güzel olacak gibi bir his var içimde. Geçenki videoda şeyden bahsetmiştim. Böyle motoru çok kıvrak. Kısa mesafelerde. Beklemediğim bir kıvraklığı var. Köpek köpek kovalamaz insan da benim motorla. Ama onun tersine ve uzun virajlarda sanki böyle bir tam şovu aramamıştım yani. Böyle bir tık güven vermemişti bana. Abim de o yüzden şovumu değiştirmiş. Süspansiyonun ayarını serte almış. Daha stabil hale gelmiş uzun virajlardaki gidişi. Tabii motorun ağırlığı yavaş giderken daha çok gündem oluyor. Yavaş giderken, şehir içinde, trafikte. Öyle bir yola girmedi, onu artık dönüştü. Vitesi bir tık sert. Acaba şeyin öyle ağır yoksa zincirin devam az. Daha yavaş. Bu da geçen yıl olduğu gibi yine bir Ramazan gibi. Bayağı bire geçmişim. Vites göstergesi olduğu için o kadar düşmemişim gibi oluşmuştu. Yine bir Ramazan. İnsanların malum orucun arkasına sığınarak abuk subuk davranma ruhsatı atamıyor muyum? Abuk subuk davranma ruhsatı alma gibi bir şeyleri var. Oruçluyum, sıvızlıyım tarzında.
Bir de buna genel davranış bozuklukları da eklenince bir tık daha dikkatli olmak lazım. Oğlum niye yapıyorsunuz oğlum? Allah Allah. Vitesi daha vura vura böyle daha sert davranmak gerekiyor. Gördüğünüz bir çay alınıyor. Aynı zamanda rızayı tanıtıyor. Toplanan çaylar, bunlar çaylık oluyor. Toplanan çaylar çay alınmalarında satılıyor. Hayda, kar var dağlarda. Dağlarda kar var. Dağlarda kar sesi var. Neydi? Dağlarda kar sesi var. Allah Allah. Tavlada hazar sesi var. Kurban olan şavşata da İçimde yar sesi var. Evet, biraz yüksek. Şöyle can sıkan bir şey oldu. Ben çok güzel yollardan buraya kadar geldim. Konuştum bir de vır vır. Sonra bir baktım. Hem ses çok kötü hem de kesilmiş başlarda. O yüzden bu videoyu öyle yol diye koyacağım.
çağır yüklemesi yapılıyor. Yüklemesi değil de. Neyse burada bir durdular. Evet, bu videoyu öyle koyacağım yani. Konuşma sesleri kask kamerasından ufak tefek gelebilir. Olan oldu. Belki bir daha bir şansımı denerim başka bir zaman. Bu video olmadı yani. Ses. Ses verdiği için bir şans daha veriyorum. Zaten önceki videolarım sesi de iyi değildi yani. Çok bir durum yok. Ah bahsız bir durum yok. Zaten bu iş böyle giderse artık bir yerde sıçarım YouTube'una deyip bırakacağım ya. Sadece keyfine çekeceğim. Gezi mezi şeyleri. Böyle her defasında bunu diyorum. Bu başıma geliyorum sana. Yine bir şey yapıyorum. Telefon bıçak olduğunu aldım. Artık kesmesin ses kaydını. Sıçacağım bir iPhone'la da. Çantayı kapattım istedim. Şöyle çok hızlı gitmeden, çok fazla rüzgar yemeden gidelim. Evet, burası Karadeniz sahil yolu. Bir şeyler arası yol yani oradaki. Eğer böyle Trabzon, Rize, Akbin falan gidecekseniz buradan geçeceğiz. İşte 120 ile giderken 5500 devir falan çeviriyor. Benim motorla 120 ile gitmem için kaç gidiyor? 8000-9000 devir falan mı? Öyle bir şey. Yani tabii ki öyle bir fark olacak arada bu motor. 650 cc çift silindir motor yani. Ben sadece kendi deneyimlerime göre bir kıyas şey yapıyorum. Bir şeylerden ekstra bahsetmiyorum işte. Benim motora göre farklarını bir sene önceki videoda genelde bahsetmiştim işte. Özetle bu motor daha konforlu. Hani benim hissiyatlarıma göre yine farklı. Konforlu titreşim az. Oturuş pozisyonu zaten daha rahat. Ondan sonra daha ağır. Ağır olması yolculukluğun içini daha stabil hale getiriyor ama trafikte burna katmalarda tabii ki ekstra bir şey de yapıyor. Zorluk. Alışmak da ilgili bir şey, alışınca akar yani. Bu deliklerin sesiyle güç farkı dışındaki şeyler zaten bariz belli olan olması gereken bir fark. Benzin nereden alsam ya? Gerçi gider muhtemelen eve kadar. Yar olur. Okul dağılmış, tehlikeli. Güzel güneş vuruyor, ısıttı. Arada bir işaret yapan çocuklar her yerde.
da böyle bir videoydu. Güzel oldu bence. Yani video değil de çok hoşuma gitti. Ya şu yollar beni biraz korkutuyor. Adam bile anlamaz, bir şey yapmaz ya da ne bileyim, salaklığına bile olsa bu yol geçer. Kafa kafaya bilmek riski geliyor. Şu dönüşler de biraz şey ağır diyeyim artık, nedir? Buradan sanki çekiyor tarafı kafayı, yoruluyor. Evet, bu da böyle bir videoydu. Geliyor. Görüşürüz.